Bu videoda daha önce adını muhtemelen duymamış olduğunuz fakat pek çok insanın yaşamını etkileyebilen ve günlük hayatını zorlaştıran ilginç bir otoimmün hastalık olan Sjögren sendromundan bahsedeceğim. Sjögren sendromu vücudun salgı bezlerini etkileyen kronik bir hastalıktır. Hastalık vücudun bağışıklık sisteminin yanlışlıkla salgı bezlerine saldırması sonucu ortaya çıkar. Bu saldırı gözyaşı ve tükürük bezlerinin iltihaplanmasına ve salgılarının azalmasına yol açar ve en yaygın belirti olarak gözlerin ve ağzın kurumasına neden olur. Gözlerde kızarıklık, yanma hissi, bulanık görme ve hatta gözde yaralara neden olabilir. Ağızda kuruluk, yutma zorluğu, dilde yanma hissi, çürüklerin artması ve nefesin kötü kokması gibi sorunlara yol açabilir. Sjögren sendromu ayrıca eklem ağrısı, cilt problemleri, yorgunluk, böbrek sorunları ve solunum yolları enfeksiyonları gibi diğer belirtilere de neden olabilir. Sjögren sendromu genellikle 40 ile 60 yaş arasındaki kadınları etkiler. Kadınlarda erkeklere oranla 9 kat daha sık görülür. Ayrıca lupus veya romatoid artrit gibi başka otoimmün hastalıkları olan kişilerde daha yaygın olarak görülme eğilimindedir. Romatoloji uzmanları Sjögren hastalığının teşhis edilmesi ve tedavi yönetimi konusunda birinci sorumluluğa sahiptir. Doktorunuz tanı koymak için bir dizi test isteyecektir. Bu testler şunları içerir. 1. Kan testleri. Sjögren hastalarının %70'inde SSA, %40'ında da SSB pozitiftir. 2. Gözyaşı testleri. Gözyaşı üretimini ölçen Schirmer testi tanıda kullanılır. 3. Tükürük akışı ve tükürük bezi biyopsisi. Üretilen tükürük miktarını ölçen tükürük akışı testi ve küçük tükürük bezlerinin lenfositik infiltrasyonunu doğrulayan tükürük bezi biyopsisi tanı amacıyla kullanılır. Sjögren sendromu tedavisi, semptomların hafifletilmesi, iltihaplanmanın azaltılması ve hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılması üzerine odaklanır. Tedavi, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. İşte Sjögren sendromu tedavisinde kullanılan yöntemler. Öncelikle ağız ve göz kuruluğu belirtilerinin giderilmesine yönelik tedavi uygulanır. Göz kuruluğu için suni gözyaşı damlaları veya jelleri, ağız kuruluğu için tükürük yerine geçen ürünler ve oral hijyen önlemleri gibi belirtileri hafifletmeye yönelik tedaviler uygulanır. Eklemlerdeki ağrı ve iltihaplanmayı kontrol etmek için steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar veya kortikosteroidler kullanılır. Steroid olmayan anti-inflamatuar kullanımı birinci basamak tedavi yöntemidir ve Sjögren hastalığında yüksek olan enflamasyonu azaltır. Prednizon içeren bir ilaç sınıfı olan kortikosteroidler ise hızlı etki gösterirler ve şiddetli Sjögren semptomlarını veya alevlenmeyi durdurmada oldukça başarılıdırlar. Bunun dışında bağışıklık sisteminin çalışma şeklini değiştiren ve semptomları tedavi etmek yerine anormal bağışıklık tepkilerini düzenleyen hidroksiklorokin gibi ilaçlar da tedavide kullanılır. Ek olarak fizik tedavi, egzersiz programları, beslenme danışmanlığı ve psikolojik destek gibi ek destek yöntemleri de Sjögren sendromu tedavisine dahil edilir. Tedavi süreci hastanın semptomlarının şiddetine, hastalığın ilerlemesine ve kişisel ihtiyaçlara bağlı olarak değişir. Tedavinin etkili olabilmesi için düzenli takip ve doktorunuzla iletişim çok önemlidir. Sağlıklı ve mutlu kalın. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.